Şişmanlık cerrahisindeki 20 yıllık tecrübemiz göstermekte ki ilk başlarda halk arasında bilinen kelepçe, bizim garstik bant dediğimiz ameliyatlar oldukça yaygın olarak yapılmaktaydı. Fakat uzun takiplerde hem biz hem Avrupa'daki birçok gelişmiş seriler gösterdi ki bu tür bant ameliyatları başarı oranı yüzdesi oldukça düşük. Başarı oranı yaklaşık %50 civarında. %50 başarısızlık var. Çünkü bu bant kalıcı olarak hayat boyu kalmak zorunda. Yani belli bir süre takılmıyor. Ve bu bantta kayma, bantta enfeksiyon, port yerinde enfeksiyon gibi sorunlar çok sık yaşanmakta. Ayrıca bandın fonksiyon görmemesi veya hastanın bandın çalışma mekanizma ve prensiplerini öğrenerek örneğin çok çikolata yemesi veya tatlı ürünler, solüsyonlar içmesi gibi yöntemlere başvurmasıyla bandı aldatması dediğimiz durumun ortaya çıkmasıyla bant başarısızlıkları ortaya çıkmakta. Ayrıca bant sonrası görülen bandın enfeksiyonu ve mide duvarını zaman içerisinde tahrip ederek midenin içine girmesi ki biz buna migrasyon diyoruz. %20-25'lere varan oranda hastalarda görülmektedir. O nedenle son 3 yıldır ben kişisel olarak ki Avrupa'daki birçok otörde bu kelepçe bant ameliyatlarını azaltmış bulunmaktayız. Daha çok garstik bypass ve tüp mide ameliyatlarına yönelmiş bulunmaktayız. Elbette bant ameliyatları çok seçilmiş vakalarda, iyi seçilmiş, entelektüel düzeyi yüksek, katı gıdayla beslenen, hiç çikolata, hiç gıda, tatlı yemeyen insanlarda belli prensipler dahilinde seçilebilir, yapılabilir. Ama onun dışında bant ameliyatları mümkün oldukça bizim serimizde artık azalttığımız bir ameliyat tipidir. Çünkü uzun dönemde her ne kadar ameliyatın kendisi teknik olarak daha kolay ve ameliyat süresi kısa olsa da hastanın bakımı, takibi ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşamaktayız. Ve bu nedenle de bant ameliyatlarını yani kelepçe ameliyatlarını son 3 yıldır hemen hemen terk ettik diyebilirim.